Bugün 2500 metre rakımlı bir dağın zirvesinde 3 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Dilimizden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da zirvelerde dolaştığımız bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kanalımızın en sevilen serilerinden biri olan Doğada Hayatta Kalma serimizin yeni bölümünde bugün 2500 metre rakımda bir dağın zirvesindeyiz. Serkan Bilgin ile beraberiz. Bugün yanımızda getirdiğimiz ekipmanlarla bu dağın tepesinde, bu dağın zirvesinde 3 gün hayatta kalmaya çalışacağız. -15 derecelik bir hava sıcaklığı var. Biraz hızlı davranmamız lazım. Üşümeye başladık. Size Serkan'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Delimine kanalının en çılgın üyelerinden birisi. Hoş geldin abi. Öncelikle ekibe. Hoş geldin kanalımıza. Bugün Serkan Bilgin'le beraber gerçekten burada çok güzel bir barınak yapacağız kendimize. Öncelikle hayatta kalabilmek için bir barınak oluşturmamız lazım. Kendime de Serkan'a da güveniyorum. Çünkü Serkan 365 günün 200 gününü ormanlarda geçiren bir arkadaşımız. Çadırlarda geçiren bir arkadaşımız. Kendi yaptığı barınaklarda yaşayan bir arkadaşımız. O yüzden onunla güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman burada 3 gün değil biz 3 ayda kalırız. Sizlere de bunun yöntemlerini göstermek istiyoruz. Donmadan hızlı bir şekilde barınağımızı hazırlayacağız. Barınağımızın içerisine soba yakacağız. Senden dinleyelim abi neler yapacağımızı. Antep'ten kalktın geldin. Yaşadığımız o çok büyük hadisede ailesiyle birlikte depreme yakalandı. Ama görmüş olduğunuz gibi dam gibi yanımızda ve bugün onunla birlikte efsane bir video hazırlayacağız. Doğaya, doğal koşullara, bütün şartlara meydan okuyup bu dağın zirvesinde -15 derecede hayatta kalacağız. Senden dinleyelim abi. Öncelikle buyurun. Şiddetli bir rüzgar var. Dizlerimizden ayaklarımıza kadar ıslandık. Bir an önce barınacağımız alanı oluşturmamız gerekiyor. Hemen çadırımızı kuralım abi. İçeriye sobamızı kuralım. Sobamızın üzerinde de yemeklerimizi pişirelim. Ayaklarımızı kurutalım, kıyafetlerimizi kurutalım. Dağın böyle aşağılarından tırmanarak geldiğimiz için karlar ayağımızı biraz ıslattı. Ayaklar şu an buz kesiyor. Parmağımın ucu dondu yani. Şiddetli bir rüzgar var. Yaklaşık 2500-3000 metre irtifadayız. Her 200 metrede 1 derece sıcaklık farkı oluşuyor. Bir an önce çadırımızı kurmamız gerekiyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 20 derece sıcaklık farkı oluşuyor. Çadırımızı kuralım. Bir an önce ısınalım abi. Şimdi hipotermiyi biliyorsunuz arkadaşlar. Defalarca size anlattım. Evet. Ne zaman ihtiyacımız olacak? Nerede ihtiyacımız olacak diyenler oldu. Arkadaşlar hayat bize neler gösteriyor? Hiçbir zaman kestiremiyoruz. O yüzden doğada hayatta kalmayı öğrenmemiz lazım. Mahsur kaldığımızda birileri gelip bizi kurtarana kadar neler yapmalıyız? Size bunları da göstereceğiz. Bugün kuracağımız çadırın içerisine soba da kuracağız. Evet, Kızılderili modelimizi kuracağız. İçerisine sobamızı kuracağız. Sonra çevreden kuru odun toplamaya başlayacağız. Kuru odunları bir şekilde yakacağız. Ondan sonra içeriye girip keyfimize bakacağız. Kaç derecelik bir sıcaklık olacak içeride abi? İçeride 20-25 derece bulacaktır. Dışarıda -40 bile olsa içeride çok rahat bir şekilde barınabileceğiz. Oda sıcaklığında bir yer kuracağız kendimize yani. Oda sıcaklığında hatta terleyeceksin abi. Çok güzel abi, terlemek istiyorum çünkü dondum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yüzyıllardır kullanılan Kızılderili modelinde bir çadır kuracağız buraya. Hızlı bir şekilde çadırımızı kuralım ve içine girelim abi. Çünkü ayaklar benim buz kesmeye başladı. Islak. Evet, benim de. Ayağıma baksana. Bayağı ıslak yani. Hızlıca başlayalım. Neler hadi yapıyoruz bakalım. Abi? Ekipmanlarımızı toplamaya başlayalım, çıkartalım. Yanımızda sırt çantalarımız var. Sırt çantalarımızın içine alabildiği kadar eşya koyduk. Çadırımız içerisinde üzerine yatacağımız matlarımız var. Bir durumda ihtiyacımız olacak kadar halatımız var, ipimiz var. Bununla zaten çadırı da gerdirmelerini de yapacağız. Gaz lambamız var arkadaşlar. İçerisinde gaz yağımız var. Gaz yağıyla ateşimizi yakacağız. Yanımızda et getirdik. Sobayı eğer kurar, ateşi yakar, güzel bir sıcaklık oluşturabilirsek içerisinde et yemeği de yapacağız. Bugün burada güzel bir vakit geçirmemiz lazım. 3 gün var çünkü. Aynen öyle. Yani açlıktan ve soğuktan kendimizi korumamız lazım ve şu kıyafetleri kesinlikle kurutmamız lazım. Yedek kıyafet yok yanımızda. Hadi başlayalım abi. Arkadaşlar çadırımız şu görmüş olduğunuz çantanın içerisinde. Şu çadırın malzemelerini, demirlerini, halatlarını, bağlantı noktalarını bir çıkartalım. Her şey çantamızın içerisinden çıktı ve başlıyoruz kurmaya. Hadi açalım abi yavaş yavaş. Arkadaşlar çadırımızın muşambası bu şekilde. Sizlere bir gösterelim. Ortalama 6 metrekare genişliğinde, büyüklüğünde bir çadır kuracağız. Çadırımızın modeli en eski tip çadır modellerinden biri olan Kızılderili tipi. Yani bildiğiniz o üçgen çadır var ya, hepinizin aklına çadır dediğiniz zaman canlanan çadır var ya, bugün ondan kuracağız. Alt zeminine muşambamızı sereceğiz. İçerisine sobamızı kuracağız ve düzgün bir zeminde olmadığımız için, görmüş olduğunuz gibi biraz engebeli ve alt tarafı kayalık bir zemin, biraz da eğim var.
orta tarafa bir direk çakacağız. Direkle yükselttikten sonra yan taraftan kazıklarla beraber gerdirip sağlam bir çadır oluşturmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi zirvedeyiz ve burada çok ciddi rüzgar bekliyoruz akşam. Kar yağabilir yüksek rakımda olduğumuz için. Olabildiğince güçlü bir çadır kurmalıyız ki içerisinde hayatta kalabilelim. Çadırımız kesinlikle su geçirmez bir çadır. Nemlenmiş görebilirsiniz çadırı ama içerisine su akmaz. Yani üzerimize kar da yağsa, tipi de olsa içeride biz ıslanmayacağız, kuruyacağız aksine. Abi şimdi orta noktasını göstereyim çadırın size. Şurası orta noktası. İçerisinde bir batonumuz var. Abi Serkan oradan girdirelim. İki kişinin, hatta tek kişinin bile rahatlıkla kurabileceği bir çadır modeli. Buradayım abi. Aynen. Aynen de burası. Şimdi çadırımızı kuracağız ve daha sonrasında doğada hayatta kalma maceramız başlıyor. Kayalık bir bölge olduğu için taşa denk gelebilirsin ha. Tamam. Dakika. Problem yok. İyi mi? Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kurulum esnasında bile rüzgar biraz zorluyor. Daha çok erken saatlerdeyiz. Akşam hava karardığı zaman bakalım neler yaşayacağız. Havanın böyle puslu olduğuna bakmayın. Daha gündüz saatleri çok yüksekte olduğumuz için bir de kapalı bir güne denk geldik. O yüzden rüzgar biraz zorluyor. Hatta abi istersen bana abi. Çok ciddi rüzgar var ve kurarken alttan öyle bir rüzgar alıyor ki paraşüt etkisi yapıyor. Kayalık bir zemindeyiz. Sürekli taşa denk geliyor. Ama sağlam bir şekilde oturdu burası. Şurayı da gezdirdik mi tamamdır. Ben size gireyim sence. Orta direğimiz sağlam, gerdirmelerimiz sağlam. Birazdan sobanın çıkış kısmını size göstereceğim. Önce gerdiriyoruz, sonra devam. Ayrıca çadırın bu kısımlarını karla dolduracağız. Eteklerinden hava almayacak. Ezebiliriz. Abi. O paraşüt etkisinde artık paraşüt etkisi yaratmayacaktır. Şeyden korkuyorum. Gece çok şiddetli rüzgar çıkarsa evet. Kaldırıp götürür mü? Gerdiklerimizi gerdirirsek gece herhangi bir problem yaşamayacağız. İplerle yanlardan destekleyeceğiz evet. Ve uçmasını engelleyeceğiz. Tamam. Karın olmadığı ortamlarda da taş ile kar eteklerinizi kapatıp buradan girecek rüzgarı engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Çadırımızın mantığı çok basit. Ortada bir tane orta direk var. Orta direğin etrafında oluşmuş olan çadırın üçgenine yanlardan gergiler yapıyoruz. Onları toprağa, taşa artık neredeyseniz ona sabitliyorsunuz. Ve rüzgardan uçmasını engellemek adına da en son iplerimizle ip gergilerini yapacağız. Daha sonrasında da içerisine giriyoruz ve sobamızı kuracağız. Sobanın baca kısmını size göstereyim. Ben şu olayı gördüğümü çok şaşırmıştım çünkü o da böyle plastik gibi, kumaş gibi ya. İnsanın aklına şey geliyor ya, çadırın içerisinde soba yaktığın zaman çadır yanarsa diye düşünüyorsun. Tabii ki çadıra temas etmesini engelleyeceğiz. Çadırımızla sobamız arasında mesafe oluşturacağız. Çıkış kısmı da biliyorsun bacası da ısınır. Sadece soba ısınmaz, bacada da sıcaklık olur. O kısımda zaten yanmaz kumaştan olduğu için onun yedekleri de var bu arada yanımızda. Eğer bir durum olursa da onu değiştirebiliriz. Hızlı bir şekilde sıcak çadırımızı kuracağız. Çalışmaya başladıkça üşümem birazcık geçti. Dilim damağım biraz dönmüyor olabilir arkadaşlar. Hava soğuk ama Serkan'la 5 dakikada bu işin altından kalktık diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Bu arada kar çok iyi bir yalıtım malzemesidir. Karı her şekilde kullanabilirsiniz. Burada çadırınız olmadığı zamanlarda da bir oyuk yapıp içerisine girip bir mumla bile hayatınızı kurtarabilirsiniz. Belki onu yaparız ya. Güzel bir kar yağışı olursa, kar iyi olursa. Şimdi mevsim biliyorsunuz arkadaşlar garip seyrediyor ülkemizde. Yağış yok, bir şey yok, kuraklık var. Biz Antalya'da bu karı bulabildiğimize şükredelim çünkü Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok. Bursa'da kuraklık var, dağların hiçbirinde kar yok. Antalya'da hala böyle kar olması gerçekten bir mucize gibi. Eğer iyi bir kar yağarsa da o karın içerisine mağara kurup orada da nasıl hayatta kalabileceğimizi gösteririz evet, seninle birlikte. Yaparız abi. Nasıl olduk Serkan'la? Takım. 10 numara. 10 numara. Aslan kardeşim benim.
Hadi devam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi rüzgar başladı. Bir an önce rüzgar gergilerimizi gerdirmezsek eğer çadırımız devrilebilir. O yüzden şurada bağlantı noktalarımız var. Buradan rüzgar iplerimizi gerdireceğiz. Güvenli bir kamp oluşturmuş olacağız. Arkadaşlar gerdirme iplerimiz bunlar. Sizlere şöyle bir göstereyim. Bunları dağcı ipi veya paraşütçü ipi olarak da bilirler. Çok güçlü bir iptir. Bu kadar ince olmasına rağmen yüzlerce kilo ağırlığa dayanabilir. Biz de bu iplerle çadırımızı gerdireceğiz ve rüzgardan uçmasını engelleyeceğiz. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Özellikle doğada hayatı idame yapıyorsanız, sporcuysanız, normal yaşantımızda da bu çok önemli. Bakın, istiflediğiniz ekipmanlarınız her zaman düzgün ve nizami olması lazım. Çünkü bir kere kullanırsın, ikinci kere kullanırsın, üçüncüde abi gergi ipinin teki nerede, kazık nerede, çadırın orta direği nerede? Bir daha kullanamazsınız. Ayrıca böyle bir doğada, böyle bir güzellikteyseniz de bıraktığınız çöpleri lütfen toplayarak gidin. Sizden başka biri geldiği zaman da bu doğal güzelliği yaşayabilsin diye. Bu arada 8 adet kazık ile çadırımızı sabitledik. Yine 8 adet ipimiz var. İpimizi nasıl gerdiriyoruz? Küçük bir bilgi vermek istiyorum. Yine kazığı çaktığımız noktadan şu paralelde gerdirip yine aynı paralelde ipimizi gerdiriyoruz ki nizami bir çadır kurulumu olsun. Ha, aerodinamini evet, bozmamak aynen. Adına. Kazıkları çaktığımız yerden yukarıdan ipleri çekip evet. Aynı düzlemde iplerimizle gerdirip sağlamlaştıracağız çadırımızı. Aynı anladım. Evet. Hadi bakalım o zaman ben de buradayım. Yüzyıllardır formu bozulmadan günümüze kadar gelmiş bir çadır şekli. Birçok çadır şekli var. Farklı farklı çadırları da sizlere göstereceğiz. Zaten burada 3 gün kalacağımız için ikinci videoda ve üçüncü videoda da burada çok ilginç şeyler yapacağız sizlere. O yüzden bu seriyi takip edip kanalımıza abone olabilirsiniz. Çadırın içini size göstereceğim. Biz girişi bu taraftan verdik çünkü kuzey o taraf. Sürekli oradan rüzgar geliyor. Biz rüzgarı sırtımıza aldık ki geldiği zaman maruz kalmayalım. Çünkü buradan kapı açacağız. Şöyle içeri kısmını size bir göstereyim. Gel abi sen de. Evet arkadaşlar, çadırımız bu şekilde. Öncelikle dışarıda ayakta kalmasını sağladık. Temel attık. Gergi iplerimizle bağladık. Rüzgara karşı dayanıklı hale getirdik. Ortada da bir orta direğimiz var. Bu kısım sobanın borusunun çıktığı kısım. Tek sıkıntımız var şu anda. Sizin de aklınıza takılan soru işareti zemin. Nasıl uyuyacak insan burada değil mi? Kar var, eriyecek. Ama bizim yalıtımlı matlarımız var. Uyku tulumlarımız var. Uyku tulumların içerisine gireceğiz. Ayrıca bu karları da köşelere doğru iteleyeceğiz. İçeride kendimize uygun bir yaşam alanı oluşturacağız. Şimdi dışarısını hallettiğimize göre çadırımızın iç kısmını hazırlıyoruz. Her ne kadar çadırımızı kurmuş olsak da soğuk havadan donmamak için bir ısı kaynağına ihtiyacımız var ve bu ısı kaynağı kontrollü olmak zorunda çünkü yanıcı malzeme. Buna ateş değdiği zaman yanar evet. Çadırımız. O yüzden sobamız var yanımızda. Çok portatif bir soba. 5 dakikada kuracağız ve içeride üzerinde yemek bile pişireceğiz yani onu söyleyeyim. Hadi abi kuralım, nasıl olduğunu senden dinleyelim Serkan. Tamam. Takipçilerimiz de öğrenmiş olsun. Şöyle küçük portatif bir sobamız var. Taşıması kolay olsun diye belli bir mesafeye yürüyerek geldik. Yaklaşık 2,5-3 kilo. Ağır sobalar da var ama taşıması zor olacağı için yerde yaklaşık 1 metre derin kar var. Derin karda da ancak böyle bir şey taşıyabilirsiniz. Daha ağır sobalarla kendinize eziyet etmiş olursunuz. Süper abi. Üst tabana. Tamam. Şuradan... Sobanın büyüklüğü bu kadar mı olacak? Evet. Çok güzel. Evet. Çok tatlı bir soba ya. Hani bayağı güzel. Bak şu kadar bir soba. Hı-hı. Hadi kuralım. Burası abi. Ayakları hemen açıyorum. Transformers. Şöyle düz bir alanda kuralım. Biz bunu içeriye kuracağız tabii ki arkadaşlar. Bu arada, siz rahat bir şekilde görün diye dışarıda yapıyoruz. Sobamız şömineli. Camından da içerideki ateşi görebileceğiz. Oo. Otantik bir ortamımız var. Kurulumu da çok basit abi. Hemen hı-hı. Şimdi ısıdan dolayı yamulmalar olabilir. Hemen şuradan kapatıyoruz. Bitti. Hemen yine buradan burada kapatıyoruz. Burasını da kapattım. Bitti. Oğlum harika oldu lan. Bak burada çıt çıtları var. Şu şekilde kapatıyorsunuz. Dört bir tarafından gerdirmiş oluyorsunuz sobayı. Nasıl oldu? 2 dakikada. Borusu nasıl? Bak görüyorsun 1 kilo bile yok abi. Açabilirsin hemen. Harbiden hafif bu arada. Açayım. Dikkat et abi. Bu normalde eldivenle yapılıyor. Bir bakayım eldivenimiz varsa. Kalvanileri saç mı bu? Evet. Şimdi şöyle bilezikleri açıyoruz. Tamam.
Bunu yaparken çok dikkatli olmak lazım ve mümkünse eldiven kullanın. Sıkışıyor. Çok ince olduğu için kesici. Evet. Şimdi abi bunu yaparken birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Oha, nasıl? Bitti, bu kadar. Halkalarını geçiriyoruz borumuza. Geçirelim abi halkalarını. Evet. Tamamen taşıma kolaylığı olsun diye böyle üretilmiş. Tamam. İç içe geçen borular da var. Şöyle. Beraber buradan da sallayalım. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi yatay şekilde çıktı paketinden. Daha sonrasında açtığınız zaman boru formunu aldı ve bacamız 2 dakikada tamam. Hazır. Tamam. Gerçekten baca muhabbetini merak ediyordum çünkü küçücük çantadan çıktı ya, bacası acaba yanımızda ekstra mı getireceğiz diye düşünüyordum. Bir şey söyleyeyim mi? Hayatta en sevdiğim şeylerden birisi böyle mangalın üzerinde çay yapmak. Bugün kar suyundan mangalda çay yapacağız. İnşallah. Hatta bunda da yapmayalım. Ocak kurayım ben ön tarafa. Tamam, ateş olur. Yakayım böyle direkt. Aha. Ateşte sallanarak çay. Nasıl olur? Güzel bir bunun sistem bir oluşturur. Burayı kurduysak bunun tadını da bir çıkartalım değil mi yani? Arkadaşlar, sobamızda borumuzu birleştirecek bir kelepçemiz var. Burada da bağlantı aparatımız var. Bunu kapattığımız zaman boruyla birleştirmiş oluyoruz. Buradan da sıkarak sobamız hazır hale geliyor. Ve arkadaşlar, bir aparatımız daha var. Bu aparatımızda borumuzun çıktığı, bacamızın çıktığı noktanın üstüne takılıyor. Yağmur, kar suyu girmesin diye. Bir de bu aparatın önemli özelliklerinden birisi karbon monoksit gazı içeriye basmasın diye rüzgarla beraber. Tamam. Tamam, süpersin. İndirelim. Bir şey soracağım Serkan. Buyur abi. Ha, bunun eti ne, budu ne? Bu içeriği ısıtabilecek mi? Yani biz bunu, ısısı ne kadar bizi koruyabilecek? İçerideki yerimiz kısıtlı olduğu için, metrekaremiz düşük olduğu için bu soba gayet yeterli bir şekilde ısıtacak ve sen üstündeki kıyafetleri de çıkartacaksın. İçeride terleyeceksin. İçerinin ortamını koruyacağız. Çadırımızı hazırladık. Sobamızı kurduk. Sobamızın bacasını kurduk. Yukarıya doğru yükselttik. Şimdi evin ön tarafına bir ocak daha yapacağız. Onda ufak işlerimizi halledeceğiz. Ateş yakacağız orada. Daha sonrasında da burada yemeğimizi pişireceğiz. Çadır akşam için lazım, evet, bize. Sıcaklığımız kapının önünde olduktan sonra, ateşimiz, aynen, kapının önünde olduktan sonra zaten orada oturacağız. Daha sonrasında çadırımızın içerisindeki zemini hazırlayacağız. Sobayı yakmamızla beraber karlar eriyecek, su yolunu bulup gidecek. Biz de belki de dallardan yaptığımız zeminle kendimizi nemden koruyarak içeride doğal bir yaşam alanı oluşturacağız, aynen, kendimize. Kuralım ocağı o zaman. Başlayalım. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bacamız bu şekilde dışarıdan. İçeriden sobayı da gördünüz. Birazdan bu tütecek yaktığımız zaman. Ama ben kapının önüne bir ocak daha hazırlayacağım. O ocak da kızılderili usulü olacak. Onun üzerinde çay demleyeceğim. Güzel bir düzenek kuracağım. O da çok güzel. Orada çayımızı demleyeceğiz. İçeride yemeğimizi hazırlayacağız. 3 gün buradayız abi. Kendimize güzel bir ortam oluşturmamız lazım. Hadi devam. Arkadaşlar, size güzel bir detaydan bahsetmek istiyorum. Ne kadar doğada hayatta kalma videomuz varsa, ateş yaktığımız ne kadar video varsa, ateşimizin etrafını dikkat ettiyseniz ateş çemberi şeklinde taşla çeviriyoruz. Bunu yapmamızın iki sebebi var. Bir, ateşimizin yayılıp yangın çıkarmasını engellemek. İkincisi de ateşimizi dışarıdan gelebilecek olan sudan, rüzgardan koruyup muhafaza edebilmek için. Ayrıca bu kurmuş olduğunuz yönteme farklı düzeneklerle, birazdan göstereceğim düzenekle, yemek pişirecek bir ocak haline de getirebilirsiniz burayı. Şimdi hızlı bir şekilde kurmaya devam edelim. Çevreden topladığım taşlar var. Taşları ateşimizin yayılmayacağı şekilde, ateşimizin içerisinde güzel bir şekilde yanıp külleşeceği şekilde. Daha önce de anlatmıştım, içerisindeki külden ne yapıyorduk? Tekrardan ekipmansız ateş yakabiliyorduk. Külünü de muhafaza etmek bizim için önemli. Buradan mesela benim oturma yeri hazır. Ateşim şurada yanarken, çay üzerinde kaynarken burada keyif. Çalışır bunlar abi. Harikasın abi.
Tamam. Şöyle bir pim sistemi yaptık. Bu asacağımız çaydanlığın ateşin üzerinde uçmasını sağlayacak. Alalım abi, deneyelim. Bu şekilde. Şimdi çaydanlığa temiz yerinden kar dolduracağız ve kar suyunda kaynamaya başlayacak. Alalım hocam. Hadi bakalım. Zaten kaynayacağı için içerisinde mikrop bakteri kalmayacak. Hatta belki bir tane içerisine çam kozalağı atarız. O da böyle çok güzel bir şey veriyor. Aroma. Aroma veriyor, esans veriyor. Yine bunu da tripod şeklinde uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyoruz. Şöyle yaklaştırmış olduk. Daha çabuk kaynayacaktır. Veya kaynadıktan sonra dinlenmesini bekleyeceğimiz zaman kaldırıyoruz. Küçük küçük odunlarımız var. O odunları hazırladım. Böldüm. Sobanın içerisini diziyorum. Sobanın içerisini dizdikten sonra çok güzel bir yöntemle buraya ateş getireceğim. Bak gel benimle beraber. Ağzına kadar doldurayım da içerisi iyice ısınsın ya. Daha sonrasında uyku tulumu ben bir iki saat uyurum abi, ben sana söyleyeyim. Götüreceğiz. Böyle küçük çıraları falan üzerine koyacağım. Yandığı zaman zaten olay biter. Birazdan çıkartıp kıyafetlerimizi kurutacağız. Çayımız demlenmiş mi diye bir bakacağız ama bu tarz ekipmanlarda dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bunu mangal yaparken de dikkat edebilirsiniz. Ateşin üzerinde duran metal eşyalarınıza elinizle direkt temas etmeyin. Çünkü sürekli ateşin altında olduğu için ısınıyorlar, eliniz yanar yani. Onun için söylüyorum. Şöyle bir kontrol edeceğim çayımız kaynamış mı diye. Kaynamak üzere, suyumuz ısınmaya başlamış. Birazdan bununla da güzel bir şekilde çayımızı demleyeceğiz. Sırada çadırımızın içerisini göstermek var sizlere. Buyurun gelin abi. Altımızda görmüş olduğunuz bu muşambalar bizim zemindeki sıvıyla ve nemle bağlantımızı kesiyor. Ayrıca matlarımız var. Matlarımızın üzerinde de şu elimizde çantayla getirmiş olduğumuz uyku tulumlarımız var. En önemli materyallerimizden birisi uyku tulumu. Çünkü uyku tulumları bizi -10 dereceye kadar koruyacak. Vücut sıcaklığımızı koruyacak olan mekanizma, ekipman budur arkadaşlar. Sizlere göstereyim. Abi bunu açacağız aynen bu şekilde. Ayaklarımızı kıbleye vermeyecek şekilde sereceğiz. Bunun içerisine girdikten sonra fermuarımızı çekiyoruz. -10 dereceye kadar, 15 dereceye kadar dışarıda bile yatabilirsiniz. Ama buranın gece kaç dereceye düşeceğini bilmediğimiz için çadırımız var, sobamızı yaktık. Gece vardiyalı bir sistemle sobayı yenileye yenileye, odunlaya odunlaya, biri 2 saat uyuyacak, biri 3 saat uyuyacak. O şekilde geceyi tamamlayacağız. Şöyle söylemek istiyorum, bu en zor kamplardan birisi. Dağın zirvesine yürüyerek geldik. Batonlarımızla tırmana tırmana geldik. Çadırımızı buraya kurduk. Çadırımızın içerisine sobamızı kurduk. Çok kısıtlı imkanlarla kapımızın önüne ocağımızı kurduk. Bakın. Abi ocağımız tütüyor. Çadırımız hazır. Dediğim gibi daha güzel kamp videoları da yapacağız. Çok lüks kamp videoları da yapacağız. Evet abi. Şişme çadırlarla böyle göl manzaralı ortamlarda kamplar da yapacağız. Araç ile gittiğimiz kamplarda sınırsız malzeme alabiliriz. Abi içerisine her şeyi doldururuz. İsterseniz oraya şömine kurayım, isterseniz televizyon götüreyim. Televizyonla akşam aküyle televizyon izleyelim kamp ortamında. O keyif ama bu gerçek bushcraft. Gerçek doğada hayatta kalma. Bizi bırak, biz ormanda yaşarız. Buraya yürüyerek geldik aşağıdan. İki tane çantayla. Ama hayatta bu arkadaşlar. Ateşimiz yandığına göre, suyumuz karardı. Isındığına göre hava da karardı. Yemek hazırlayalım istersen. Evet abi. Yanımızda antrikot getirdik arkadaşlar. Bu sefer avlanmak yok. Tamam. Bu sefer zaten çadırı kurup kamp ortamını hazırladığımız için yanımızda yeterince vakit kaybettik. Et getirdik. Onu hazırlayacağız ve sobada yemek pişireceğiz.
Menüde et var. Et sote yapacağım. Normalde böyle dilim dilim etleri kesip saç tavaya yatırıp yapacaktım ama saç tavayı yanımızda getirmemişiz. Tencere var, tencere olsun. Patatesimiz var, soğanımız var, etimiz var. Şimdi güzel bir kavurma yapacağım. Çoban kavurma. Daha sonrasında da güzelce yiyeceğiz inşallah. Bence doğada hayatta kalmada en önemli detaylardan birisi iyi bir bıçağa sahip olmanız. Yani eğer sağlam bir bıçağınız varsa başka hiçbir şeyiniz olmasa da hayatta kalma ihtimaliniz çok yüksek. İyi bir bıçak sizi ateşte yaktırabilir, sizi avda yaptırabilir, sizi dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyabilir. O yüzden sağlam bir bıçak çok önemli. Şimdi ben bol soğanlı bir et sote yapacağım. Patateslerimizi de sobamızın içerisine atacağız. Direkt orada közlenmiş patates olarak tüketeceğiz onları. Baharatlarım var, baharat çantam var. Baharat çantamın içerisindeki güzel baharatlarla birlikte bunu marine edip daha sonrasında ateşe vereceğim. Abi sobada mı pişireceksin yoksa ateşin üzerinde mi? Yani normalde ateşin üzerinde pişirmek her türlü daha güzel olur. Evet, daha hızlı olur. Yani ama illa da takipçiler sobanın üzerinde pişir dedik diye orada pişirmemizi bekliyorsa orada pişireyim. Takipçiler, nerede pişirelim? Ya burası açık alan olduğu için hem içerisi biraz karanlık oldu. Abi direkt şöyle soğanlarımızı dilimledik. Az bir şey su ekledim üzerine dibine yapışmasın diye. Soğanları kavuracağız. Daha sonrasında lap diye etlerimizi atıp üzerini kapatacağız. Etin suyuyla pişmesini sağlayacağız. Tamam mı? Et zaten sulu bir et olduğu için kendi suyunda kavrulurken öncelikle su çıkaracak, sulanacak. Daha sonrasında suyu çekilirken dibini tutmadan biz yemeğimizi alacağız. Ufaktan bir tadına baktım, inanılmaz güzel tadı vardı. Yemeğin üzerinden yemeyi severim. Elini sağlık abi. Yaptığım yemeği ilk tatmayı severim. İçerisi de sıcak değil mi? 15-20 derece oldu şu anda içerisi. Hadi geçelim abi içeriye. Tamam. Ben bunları koyup geliyorum. Kendi hazırlamış olduğumuz kaşıklar var odunlardan. Herkesin kaşığı kendine ödeyecek kadar. Evet, alıyorum abi o zaman. Şunu altına koyayım da yanmasın cos diye. Yan taraflardan tutarak. Şöyle. Hala pişiyor bak, gel bir sesi dinle. İndiriyorum. Oo, süper. Bazı yörelerde yahni olarak da bilinir bu ama ben çoban kavurma diyorum çünkü çoban stil. Bak. Mis gibi kokuyor. Nasıl görünüyor? İçerisinde sadece 3 tane baharat var. Kekik, kırmızı biber ve tuz. Bu kadar. Hadi bismillah bir bakalım abi tadına. Vallahi çok güzel olmuş. Doğa bize her zaman en büyük güzellikleri, en derin huzuru sunuyor arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum, çok keyifliyim. Teşekkür ederim. Gel bir sarılayım abi. Ben teşekkür ederim abi. Vallahi harika oldu. Şu an kafa olarak tertemiz bir haldeyim. Birazcık da böyle stres attık tekrardan. Her zaman bekliyorum. Zaten seninle birlikte çok daha güzel videolar da yapacağız. Arkadaşlar, Serkan'la birlikte çok değişik çadır kampları, doğada hayatta kalma barınak videoları, barınak yapma videoları, barınak kampları yapacağız. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Serkan'ın kanalını buraya bıraktım. Delimine kanalını da buraya bıraktım. Serkan'ın kanalına buraya tıklayarak
Delimine kanalına da buraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Çok daha keyifli ve huzurlu videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.